Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Citroen Ata'dayız. Kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu onlarla beraber çektiğimiz kaçıncı araba bilmiyorum ama gerçekten bana çok yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar yanımızda yeni Citroen C4 var. C4 tekrardan canlandı, tekrardan karşımıza çıktı ve gerçekten Citroen'in tasarım dili bambaşka şeyler hissettiriyor size arkadaşlar. Bu otomobilde gerek ön tasarımı gerek arka tasarımıyla bambaşka bir otomobil olmuş. Tüm detaylarını sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ancak videomuza geçmeden önce siz halen daha benim kanalıma abone değilseniz lütfen şurada çıkan sağ altta şurada çıkan abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hadi artık gelin Citroen C4'ü yakından inceleyelim. Ve karşınızda yeni C4 arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce şöyle bir anahtarını sizlere göstermek istiyorum. Çok şık güzel bir anahtarı var. Tabii ki anahtarsız giriş çalıştırma yapabiliyorsunuz. C4 yanına gelmeden önce bu otomobili direkt yani birebir dokunarak incelemeden önce gerçekten tasarımının bu kadar güzel olduğunu düşünemiyordum. Arkadaşlar öyle bir tasarım dili var ki Citroen gerçekten kendini aşmış durumda. Yani şu otomobili yakından bir inceleyin. Bu coupe SUV tasarımı çok bambaşka hissettiriyor. Şu yandan bakar mısınız? Yani böyle sanki konsept otomobiller olur ya. Böyle çıkmadan önce hani böyle 21-22 inç jant koyarlar. Öyle bir showroom'da inceletirler. Aynı öyle duruyor. Böyle çok futuristik bir tasarımı var. Ama bence çok sportif durabiliyor ve gerçekten çok yenilikçi. Yani suratı otomobilin ben adeta yeniyim, yeni çıktım diye bağırıyor açıkçası. Ön tarafa biraz bakalım. Gündüz ledlerimiz var. Şu tasarım aslına bakarsanız C3'lerde falan da kullanılıyor arkadaşlar. C3 Aircross'larda falan da var aslında bu tasarım. Hatta mesela şu arkada mavisi var görebilirsiniz. Ona biraz benzemiyor değil açıkçası. Şu tasarım biraz benziyor ancak şu far grubu yukarıdaki gündüz ledi tüm komple led arkadaşlar. Tüm farlar sinyallerimiz hepsi led geliyor. Aşağı sis farlarımız da led. Bakın şurada radarlarımız var. Hatta ben size şu şekilde bir açayım otomobili. Şu anda kilitli katlanır aynalarımız da var. Evet gündüz ledini gördünüz. Sinyalleri de gördünüz. Hepsi led bir şekilde yanıyor. Tasarım çok güzel. Hele hele bu renk bu otomobile çok yakışmış arkadaşlar. Ya böyle otomobilleri renkli alırsanız bence çok daha göze çarpıyor. Tam şu açıdan bakar mısınız? Güneş de o kadar güzel vuruyor ki. Şu aşağıdaki sisin etrafındaki tasarımlar aslına bakarsanız Citroen'in bakın şurada da var. C5 Aircross'unda da var. Bakın ön tarafta gördünüz değil mi? Yani bu tasarım aslına bakarsanız Citroen'in diğer modellerinde de geliyor. Aynı şekilde şu sağ taraftaki. Tabii ki bir SUV. Bu otomobilin direkt rakipleri mesela bir Toyota'nın CHR'ı ya da Peugeot 2008 olarak görebilirsiniz. Ancak bu otomobil onlara nazaran zaten CHR'a nazaran çok daha büyük. Hani CHR da biraz coupe SUV tasarımı olduğu için direkt aklıma o geldi mesela. Yani CHR'ın tasarımı da bu şekilde geliyor. Ancak bu otomobil ondan çok daha büyük hissettirdi bana. Ama tabii ki tam anlamıyla bir teknik özelliklerine erişemedik arkadaşlar. Bu otomobilin fiyatları da tam anlamıyla belirlenmedi. Fiyatları belirlendikten sonra gelip bir test sürüşünde gerçekleştiririz. Citroen Ata gerçekten bize destekleri çok güzel oluyor. Şimdi şu jantlarından biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Jantlarda bir farklılık var. Normalde jantımız şurası. Şunlar plastik. Bunları çıkarıp evet garibinize gitti eminim. Çünkü diğer modellerin hiçbirinde bunlara rastlamıyoruz. Bunları çıkarıp mesela farklı renge boyayabilirsiniz ya da daha sonradan aksesuar olarak buralara farklı malzemeler çıkartırlar kesin universal olarak. Bunları takabilirsiniz, boyayabilirsiniz. Bir de 4 bijonlu olması açıkçası biraz garibime gitti. Böyle bir otomobili, büyük cüsseli bir otomobili 5 bijonlu kullanılsaydı bence daha da güzel olabilirdi. 195-60-18 jant lastik kombinasyonu var. Çok garibime gitti. 195 taban, 60 yanak ve 18 jant lastik kombinasyonu ilk defa görüyorum. Yani lastikleri biraz ince yapmışlar. Yani bu otomobile bence en az 215 gitmeliydi ama tabii ki bunun da bir kesin bir katkısı, bir olayı vardır arkadaşlar. Bizden daha iyi düşünüyorlardır elbette. Ön tarafta sensörlerimiz var. Tabii ki bu video bu otomobile ilk bakış videosu olarak düşünebilirsiniz. Yukarı tarafta tabii ki bir cam tavanımız var. O da çok güzel bir hava katıyor. Piyano siyahı ve bu renk turuncu gibi simli şöyle hafiften çok farklı bir rengi var arkadaşlar. Şu anda kameraya da yansıyordur. Siyah ve bu renk bu otomobile çok farklı bir haz yaşatmış açıkçası. Hatta şu C sütunu var ya, şu C sütunu, B sütunu, yukarıdan başlayan A sütunu. Buraları komple böyle parlak siyah yapsanız çok güzel durur. Ki şurada şöyle hafiften simli siyah bir malzemeyle de kaplanmış burası arkadaşlar. Yan tarafını tekrardan şöyle gösterirsem bir SUV formunu net bir şekilde size anlatmak adına bakın şöyle siyah dodiklerle çevreleştirmişler. Bu tabii ki her artık otomobilde var. Ancak şu detaya bakar mısınız? Aynaların
Bakın yakınlaştıkça kendisi direkt açıyor. Aynanın gündüzde de burada bulunuyor ve tasarımı çok güzel arkadaşlar. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Biraz arka tasarıma doğru gelelim. Tabii ki bu otomobil Shine Bolt olacak. Tabii ki hiçbiri belli değil ancak öngördüğümüz bu, yani en dolu versiyon bu arkadaşlar. 1.5 litrelik 130 beygirlik dizel bir üniteyle geliyor arkadaşlar. Tabii ki diğer motor seçenekleri ne olacak? Bunları da tam anlamıyla bilemiyoruz. Şöyle arka tasarımına bir bakalım. Gerçekten çok futuristik olmuş. Yani Citroen öyle bir imza atıyor ki arkadaşlar, bambaşka durmuş. Şurada bir spoilerımız var. İçeriden baktığınızda bu cam iki bölmeli gözüküyor. Yani siz buradan baktığınızda eminim anlayamıyoruz. Ben de anlayamadım. Ancak burası da cam. Yani bakın, evet, otomobilin içerisi gözüküyor. Spoilerla bölünmüş. Bu diğer paket seçeneklerinde gelir mi? Açıkçası bilemiyorum. Ancak bu tarz, bu form çok güzel olmuş. Şu anda bakın gündüz ledleri de yanıyor. Ya çok hoş duruyor. Arka tasarım, bu coupe SUV tasarım bence çok tatlı durmuş. Bakın otomobil şöyle kesiliyor. Biraz ilk başta gözümüz alışmayabilir ama daha sonradan gerçekten bu bize çok hoş gelecektir eminim. Aşağı tarafta siyah parçalarımız var. Şurada şöyle güzel, hani farklı güçlü otomobillerde gördüğümüz Formula 1'lerde mesela şu sis farı var. Garip güzel olmuş ve egzoz çıkışımız gerçek arkadaşlar. Şimdi gelin hep beraber bakalım, torsiyon mu var, bağımsız mı var, ona bir bakalım. Evet, açıkça gözüküyor. Torsiyon var arkadaşlar. Bağımsızla gelmiyor. Tabii ki bu segmentte çoğu markada maalesef göremiyoruz. Ancak siz şöyle arka tasarımı bir daha süzün. Arka stopların hepsi maalesef LED gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle görmüş olduk. Dediğim gibi şuraları da böyle piyano siyahına kaplarsanız çok güzel olur. Sürekli yakınlaştıkça gittikçe ötüyor. Kapı hissiyatlarından bahsedelim. Kapıları çok güzel. Aynı C5 Aircross'taki gibi, o sanki biraz daha ağır hissettiriyordu. Bu biraz daha böyle hafif ama tok bir. Yani hoşunuza gidiyor. Yukarı taraflar sert plastik ancak böyle eliniz kaymıyor. Malzeme kalitesi hoşuma gitti arkadaşlar. Şurada bir deri malzeme var. Şuradaki malzeme farklılaşıyor. Sert oluyor. Burası deri yumuşak. Ve o malzeme şurası bölmüş. Ya Citroen böyle şeyleri seviyor arkadaşlar. Koltuklarını da göstereceğim birazdan. Yani şu sanki böyle evinizde kullandığınız bir hani eşya gibi açıkçası. Çok farklı, güzel duruyor yani. Buralarda aynı şekilde deri. Cam açma mandalınız ve 4 cam tek tuşla inip kalkabiliyor. O hissiyatı buradan aldım. Birazdan da deneriz zaten. Kapı açma mandalları mat satin krom olarak gelmiş. Bunlar da çok güzel yedirilmiş. Arkadaki gözümüz çok büyük değil ama bence ideal yine de. Şu koltuklara bir bakar mısınız? Arkadaşlar koltuklarımız deri ve üst ön tarafları şöyle kumaş. Aynı C5 Aircross'taki gibi. Ya gerçekten şu malzemeler benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Citroen bunları çok güzel düşünüyor. Yani bu fazlasıyla hoşuma gitti. Şöyle de bir bakın. Şimdi bir ön tarafa gelelim. Bakalım ön tarafta neleri var. Daha sonra ön koltuğu kendimize göre ayarlarız. Arka tarafa otururuz. Bakın ön tarafta buralar bu sefer yumuşak geliyor. Bu çok güzel bir şey. Arkalar sertti. Buralar yumuşağa dönmüş. Şurası deri yine. Burası yine sert. Elinizi değdiğiniz her yer güzel hissettiriyor. Onları söyleyeyim arkadaşlar. Burada da elektrikli aynaları ayarlayabildiğiniz butonlar bulunuyor. Ön kapıdaki saklama gözü çok daha fazla güzel yapılmış. Şöyle bir iç tasarıma bakın. Benim çok hoşuma gitti. Hadi gelin hep beraber bir oturalım. Evet, şu şekilde ön taraftayız arkadaşlar. Anahtarımı şöyle bir koyayım ben sizler için. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Direksiyon çok güzel. Şurası sanki böyle iki kolluymuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak burada bir piyano siyahı var ve malzeme çok güzel arkadaşlar. Ancak tabii ki uzun vadede burası biraz hani çizilir mi bilemiyorum açıkçası. Bakın sol tarafta şeritte kalma hastalığını ayarlayabildiğiniz kısım var ve bu otomobilde adaptif cruise control var. Yani mesela şeritten çıktığında direkt sizi uyarmıyor. Direkt şeridi ortalıyor. Yani şeritten çıktığınızda tak diye direksiyon hamleleri yapmıyor. Direkt şeridi ortalayabiliyor. Bu çok güzel bir yenilik. Çok güzel bir inovasyon. Yani bu otomobili kullanılması çok hoş olmuş açıkçası. Havalandırma menfezleri falan çok garip. Çok güzel. Yumuşak plastikler var. Tabii çok yumuş yumuş değil arkadaşlar. Bakın buralar yumuş yumuş ve malzemesi çok güzel. Ancak şurası çok yumuşak değil. Ve ön tarafta head-up display'imiz var arkadaşlar. Şimdi burada garibinize giden bir olay bence şu olacaktır. Ben bir kapımı kapatayım. Bakın şurada da bir detaya değinmeyi unuttum. Burası ne biliyor musunuz? Bu head-up display'in arkadaşlar aşağı yükseklik alçaklık ayarını nerede konumlandırılsın onu belirliyor. Buradan da far yükseklik alçaklık ayarını yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi kapımı kapattım. Şu otomobilimize bir cam verelim. Start stopumuz var. Basılı tutuyorum ve öyle çalışıyor. Yani bastığınızda çalışmıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok garip güzel içerisi arkadaşlar. Şu konsola bakar mısınız? Hepsini tek tek anlatacağım. Önce şuraya bir gelelim. Bakın burada 5.5 inçlik bir ekranımız var arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu biraz garip hissettiriyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü biraz küçük. Diğer otomobillerde çok alışkın değiliz. Bu sanki biraz elektrikli otomobil bari olmuş. Şuradan head-up'ı görebiliyor musunuz? Evet, head-up display kalktı. Bakın şurada sıfır. Ben görebiliyorum, inşallah siz de görebiliyorsunuzdur.
Burayı küçük tutmalarının sebebi bu ekranın head-up display'in çok detaylı olması bence. Çünkü şeritte kalma hastalığını falan hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir detay. Ya burası küçük olmuş ama bura gayet kullanışlı kılacaktır onu. Sol ön kapı açık gözüküyor. Kapım açıkmış. Onu bir kapatayım. Evet, şu şekilde bakar mısınız deviri? Bakın gaza basıyorum, devir nasıl atıyor. Harareti de aynı şekilde görebiliyoruz. Direksiyonun arkasında F1 viteslerimiz var. Bunlar da çok güzel konumlandırılmış. Tabii ki otomatik far ve otomatik silecek detaylarımız da bulunuyor. Karartmalı iç dikiz aynamız da var arkadaşlar. Ama direksiyon pamuk gibi, şuna bakar mısınız? Gerçekten yumuşacık, yani bu benim çok hoşuma gitti. Devreye sokma reddedi. Evet, sol taraftan bu asist, yani şeritte kalma asistanı, adaptif kruz kontrolü ayarlayabildiğiniz ve limitleyiciyi ayarlayabildiğiniz butonlar burada bulunuyor. Yani hepsini buradan ayarlıyorsunuz. Bu güzel bir detay. Direksiyon üzerinden ayarlamak. Sağ taraftan da ses açma butonunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Radyolar arasında. Bunu da size söylemiş olayım. Sesli komut var büyük ihtimalle. Evet. Başlamak için sinyal sesinden sonra bir komut verebilirsin. Evet. Buradan komut verebiliyoruz. Ben şöyle bir geri geleyim. Arkadaşlar bu ekran çok sezgisel. Hiçbir şekilde pikseli falan gözükmüyor. Bu ekranın da netlikleri çok güzel. İlk başta biraz yukarıda konumlandırılmış gibi geliyor ama kesinlikle öyle değil. Çözünürlüğüne bayıldım açıkçası ve kısa yol tuşları var. Ana menüye bastığınızda bakın. Navigasyon var. Çok güzel bir detaydır. Evet, bakar mısınız? Çok güzel çalışıyor ve navigasyonun konumlarını buraya da getirebiliyorsunuz. Yani ileri geri buradan size gösterebiliyor. Tekrardan menüye gelelim. Klima butonlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın ayarladığınızda burada da artıyor. Bunlar hoş detaylar olmuş. Aynı şekilde buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Radyo, telefon, araca gelelim bakalım. Otomatik uzun far. Evet, bu farlarımız, led farlarımız otomatik bir şekilde kısa ve uzun yapabiliyor. Bu da çok güzel bir detaydır. Park yardımı var. Düşük hava algılama sistemi başarısı diyor. Check. Kişisel mod var. Ayarlar kısmına gelelim. Bu ekrandan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Profillerde oluşturabiliyorsunuz açıkçası. Bu benim çok hoşuma gitti. Şu anda test arabası olduğu için birileri sırada bekliyormuş arkadaşlar. Onların da hakkına girmeyelim. Hemen cecik anlatayım. Bu klima ve menfezlerin burada olması açıkçası hoşuma gitti. Çünkü manuel bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tane telefonunuzu şarj edebildiğiniz ünite var. Bu çok güzel. Aşağı tarafta böyle ışıklı, güzel, garip bir göz var. Ve buranın yanları da ışıklı. Bu da çok güzel bir detaydır. Orta tarafa geldiğimizde artık vites topuzumuz VAC gruplarındaki gibi. Bakın şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel. P'ye de böyle direkt elinizde alabiliyorsunuz. Drive modlarımız var. Bakın spor, manuel buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar da güzel detaylardır. Orta tarafa geldiğimizde de bir tane elektrikli el frenimiz bulunuyor. Burada da bardaklığımızın üstü kapaklı ve bence bu çok güzel olmuş. Şunun detayına bakar mısınız? İleri geri gidebilen çok güzel bir kolçağımız da bulunuyor arkadaşlar. Ancak yukarı alçaklık ayarı yok. Bunun içerisi de bu şekilde konumlandırılmış. Koltukları söylemiştim. Koltuklar gerçekten çok güzel hissettiriyor. Ben bayıldım. Buraya geldiğimizde bir tane tablet tutucumuz var. Bunu çıkaramadım. Şuradan tablet çıkıyor. Garip bir şey. Buradan tabletinizi, MacBook'unuzu koyabildiğiniz bir yer çıkıyor. Gerçekten çok garip. Aşağı tarafta da bildiğimiz torpido çıkıyor. Bu da gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi ön koltuğu kendime göre ayarlayayım. Ve gelin arka tarafta neler var bakalım. Şimdi arka tarafa bir oturalım arkadaşlar. Ön koltuğu tamamen kendime göre ayarladım. Arkada bir havalandırma enfezimiz var. Bu çok güzel. Aşağı tarafta da bir tane USB çıkışımız bulunuyor. Gerçekten geniş, güzel bir otomobil olmuş. Tabii ki bir kupe tasarımından dolayı burada baş mesafeniz biraz daralıyor arkadaşlar. Ancak tabii ki burada rahat oturacaksınız. Rahat oturduğunuzda da çok güzel hissediyorsunuz. O detayı da söylemiş olayım. Şöyle ön tarafa doğru da çevirdiğimde koltuklarda rahat ediyorsunuz. Şöyle yayılabilirsiniz. Arka taraftan ön tarafı böyle görüyorsunuz. Gerçekten güzel, böyle geniş geniş yapılmış malzemeler var. Sadece tavanının kalitesini çok beğenmedim. Bir bu detayı söyleyeyim. Ancak cam tavan falan çok güzel çalışıyor ve elinizle kapatabiliyorsunuz bu perdeyi. Arka tarafta bir tane de kolçağımız bulunuyor arkadaşlar. Bunu da şöyle çekebiliyoruz. İçerisinde iki tane bardaklığı var. Buradan da arka tarafa erişebiliyorsunuz ve snowboard'unuzu, kayak malzemelerinizi koyabiliyorsunuz diyelim. Ve artık gelin bagajdan bahsedelim. Bagajı anlatmadan videoyu tabii ki bitirmiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 380 litre bir bagaj hacmimiz var. Ve gerçekten kullanımı güzel. Çok büyük mü değil? Tabii ki bu sınıfta bunları kabul edebilirsiniz. Şöyle kaldırdığınızda da aşağıda bir tane stepnesi çıkıyor. Şurada yalıtım malzemesine bakıyorum. Hayır, değil. Yalıtım kullanılmamış ama genel anlamıyla buranın da kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki daha detaylı da inceleyeceğiz. Şurada da bir tane tutamağımız var. Ama bagaj kapağı çok ağır. Bakar mısınız? İndiremiyorum yani tek elimle. Tabii ki geri görüş kameramız da bulunuyor. Evet arkadaşlar, bu video böyleydi. Bu otomobilin zaten fiyatları açıklanmadı. Fiyatları açıklandıktan sonra gelip daha sonra sürüşünü de gerçekleştireceğiz sizler için. Benim için gerçekten güzel bir video oldu. C4 çok güzel olmuş.
İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.